Bir gün bizi orada Mevlid'e davet ettiler. Mevlid-i Şerif'e gittik. Orada Mevlid okunacak. Bir adet usul onlarda da var güzel. Herkes toplanıyor bu Mevlid'e. Mevlid'e geldiği zaman sade başlar örtülüyor işte. Baş örtülüyor dediğimde işte başörtüyü şöyle atıyor. Buradan saçlar yine meydanda. Dedik ki biz önce bir Kur'an-ı Kerim okuyalım. Allah'ın kelamından güzel kelam yoktur. Önce onu okuyalım inşallah. Tam da yanlış hatırlamıyorsak tesettür ayetlerini orada okuduk. Yani baktık çünkü erkek yok pek. 3-4 tane erkek var orada, 30 tane kadın. Mevlid-i Şerif'e gelmişler. Tesettür ayetlerini okuduk orada. O ayetlerden açıklamasını dedim ki şimdi Kur'an-ı Kerim'i okuduk. Bu ayetlerin kısaca mealini vereyim size, bilin yani ne diyor burada, tefsir yapalım kısaca. Onu da anlattık. Sonra Mevlid-i Şerif'ten okuduk. Yahu dedim bu Mevlid-i Şerif'i okuyoruz ama biraz manasını da açıklayalım size, böyle okuyoruz. Hani öyle oh maşallah ne güzel diyorsunuz ama manasını bilmedikten sonra asıl güzelliği bunun manasında. Biraz manasını da anlatalım. Velhasıl manasını anlattık. Anlatmaya başladık. O kadınların içerisindeki en yaşlısı geldi. Dedi oğlum dedi. Buyur dedim teyze. Nine artık yaşlı. Sen sadece oku dedi, manasını anlatma. Tamam dedim, siz öyle istiyorsanız, ben buraların usulünü bilmiyorum. Yani bu ilahi okunsun, oh maşallah maşallah densin, akıllarını yoğuracak, hakka çekecek bir şey söylenmesin. Bunu kim söylüyor? O meclisteki en yaşlı teyze bana söylüyor gelip. Kıbrıs'a gidin de bir görün orayı. İnsanların halini bir görün orada. Dövmesiz adam yok. Neredeyse öyle. Ya bu dövmeyi neden yaptırırsınız diyorum ya. Diyorum Allah-u Teala sizi dövmeli yaratsaydı derdiniz ki ya bu lekeler nedir bu benim vücudumda? Niye böyle yarattı beni? Haşa. Böyle bir edepsizlik yoluna düşersiniz. Allah-u Teala sizi terzemiz yarattı. Bir kardeşimiz vardı orada. Hocam dedi burada şöyle bir şey var diyor. Genç bir çocuğu diyor vücudunu dövmesiz gördükleri zaman derler ki diyor ona. Yahu senin vücudunda dövme de mi yok? Büyük bir eksiklik yani. Ha sen dövme yaptırmadın mı? Burada öyle söylerler diyor. Öyle bir anlayış var diyor burada yani. Burası Kıbrıs. Şeyhimiz Hazretleri böyle bir yerde senelerce hizmet etti de o insanları Allah'ı unutmasın diye. Celle Celaluhu. Hep öyle dua ederdi mübarek. Ya Rabbi. Bize Rabbimizi öğretmediler. Öğretecekleri engellediler. Sen bizi affeyle. Bize dinimizi öğretecek insanları gönder. Bu insanlara. Böyle bir yerde bu samimiyetle ki bir ziyaretimizde babamızla birlikte Şeyh Efendi'nin huzuruna geldik de arabayla devriye gezerdi şeyhimiz, bir yerde durdu. 92 yaşında. Nefesi zor alıyor mübarek. Nefesini zor alıyor. Babamız onunla görüşürken şöyle dedi Şeyh Efendi Hazretleri. Şeytanın saltanatını yıkacağım. İslam'ın sancağını dikeceğim. 92 yaşında. Öyle bir celalle söyledi ki onu. Babamız bile etkilendi ondan. Hay maşallah dedi ya. Hiç azmini kaybetmemiş. Yaşı ne kadar ileride olursa olsun, bedeni ne kadar zayıflamış olursa olsun, kalbi Allah'a bağlı Celle Celaluhu. Gayret ve isteği odur ki yeryüzünün her karesinde Allah densin, ezan okunsun, Allah Tebareke ve Teala'nın dini yücelsin. Bu gayrette, bu aşkı şevkte olan bir insan. Sen otur yerinden, elini al bilgisayarı, tamam mı? Beş vakit namazının birini evde kıl, kendi kendine de ki, ya bugün de evde kılayım, evde kılmak da iyidir, uydur böyle. Beş vakit namazda cemaate gidecek ruhun da olmasın, gayretin de olmasın. Müslümanlara karşı kalbini açmanın en büyük ibadet olduğunu bilme, ona kin güt, buna bilmem şöyle bak. Ondan sonra koskoca Evliyalar Sultanı'na öyle de böyle de şöyle de. Nereye gittin sen? Şeytanın yoluna gittin. Ne dedi şeytan? Ben ondan hayırlıyım yahu. O topraktır, ben ateşim. Bu yoldan gitmektir. Şeytanın yoludur bu. Şeyhimiz Hazretlerine Allah Celle Celaluhu gani gani rahmet buyursunlar. Peygamberi zişana komşu eylesinler ki komşudur da zaten.